Avrupa Ateşkes Anlaşması diyoruz. Tarih neydi? 30 Ekim 1918. Gelelim bu süreç nasıl başladı arkadaşlar, onu hatırlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Bulgaristan savaştan çekildi. Almanya ile bizim neyimiz koptu? Kara bağlantımız koptu değil mi? Almanya ile kara bağlantımız kopunca, Almanya ile de kara bağlantımız koptuktan sonra ne olacaktır arkadaşlar? Biz de savaştan çekilmek durumunda kalacağız. Ve tabi savaştan çekildikten sonra ne olacaktır? Mesela İttihat Terakki Cemiyeti ülkeyi terk edecektir değil mi? Talat Paşa ülkeyi terk edecektir. Ve böylece ne olacaktır? Yeni bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümetin başında da Ahmet İzzet Paşa vardır arkadaşlar. İşte Ahmet İzzet Paşa şöyle düşünüyor. Diyor ki Dilşan ülkeleri doğrultusunda biz ne yapabiliriz? Bir ateşkes anlaşması imzalayabiliriz aslında diyor. Hatırlayın arkadaşlar Dilşan ülkeleri ne anlattı? Ne diyordu? Genel devlet yeniden devletten toprak ve tazminat almayacaktı değil mi? Bir bölgede hangi milletin nüfusu fazla ise orada o devletini kurabilir o millet. Aynen o şekilde maddeler var. Bu da bizim çıkarlarımıza uygun görünüyor. Çünkü savaşı kaybettik değil mi? Haliyle ne olacak arkadaşlar? Ahmet İzzet Paşa bir heyet oluşturacak. Bu heyetin başında Bahriye Nazırı Rauf Orbay var arkadaşlar. Meşhur Rauf Orbay, Balkan Savaşları'nda Amidiye kahramanı diye hatırlıyoruz. Arkadaşlar işte bu heyetin içerisinde Sadullah Bey, Reşat Hikmet Bey diye kişiler de yer alacaktır. İngiliz temsilcisi Amiral Calthorpe diye biri var arkadaşlar. Onunla ne olacaktır? Linn Adası'nın Mondros limanında, Agamemnon zırhlısında Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanacaktır arkadaşlar. Bu süreci hemen yazalım, bundan sonra maddelere geçeceğiz zaten. Mondros Ateşkes Anlaşması. Almanya ile kara bağlantısının kopmasıyla savaştan çekilir. Talat Paşa, Talat Paşa ve İttihat Terakki Hükümeti, İttihat ve Terakki Hükümeti istifa eder. Ne kurulur? Ahmet İzzet Paşa Hükümeti kurulur. İzzet Paşa Hükümeti Dilson ilkeleri doğrultusunda bir ateşkes anlaşması imzalanması kabul görür. Heyetin başında Bahriye Nazırı Rauf Orbay Reşat Hikmet Bey ve Sadullah Bey yer alır. İmzalanmasına hemen bakalım. Linn Adası'nın Mondros limanında Agamemnon zırhlısında imzalanır. Zırhlısında Rauf Orbay ve Amiral Calthorpe tarafından imzalanır. Hemen hızlı, ondan sonra maddeleri geçelim. Thank you.
İstersen şey de yapalım. Hangileriyle ilgili test çözmek isterseniz diye ayarlama yapabilirim istersen. Yani konu bitimiyle ilgili, değil mi? Benim hocam da var, ben yanımdayım. Arkadaşlar maddelere bakalım. Maddelere. Arkadaşlar bir ateşkes anlaşmasından ziyade nedir bu? Ölüm fermanı gibi bir şey değil mi? Bir milleti için. Arkadaşlar birinci maddede ne diyor? Mondros ateşkes anlaşması. Bir. Diyor ki boğazların yönetimi itidal dediklerinde bırakılacaktır. Yani biz Birinci Dünya Savaşı'nda ne karar vermiştik? Boğazları kapatmıştık değil mi? Kapitülasyonları kaldırarak. Ne olacaktır? Boğazları itidal dediklerine direkt teslim ediyoruz. İkinci maddemiz, iki önemli tehlikeli madde var arkadaşlar. 7 ve 24'tür. Yedinci madde, çok önemli. İtidal dedikleri güvenliklerini tehdit edilecek herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilir. Bu ne demek? A şehri, B şehrisi, C şehri fark etmez. Burada bir kendisine karşı bir ayaklanma olsun, istemediği bir durum olsun işgal edebilir. En tehlikeli maddesidir. Bak dikkat. Yazacağım zaten. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın en tehlikeli maddesi 7'dir. 7 ve 24. Tehlikelidir. En tehlikelisi de 7'dir. 24. maddede diyor ki vilayet-i sitte. Sitte Arapça'da 6 demek. Vilayet-i sitte'de bir karışıklık çıkarsa itidal dedikleri burayı işgal edebilir. Bu ne demek? Bak doğrudan buraya yapıştır. Vilayet-i sitte'de neyi bahsediyor? Ermeni devletinin kurulması. Amaç burada ne? Doğu Anadolu bölgesinde Ermeni devletinin kurulmasıdır. Niye bu sayacağım şehirler? Şimdiki Doğu Anadolu'da bulunan şehirler. Bakalım hangileriymiş. Arkadaşlar Erzurum var, Van var, Diyarbakır var, Bitlis var, Sivas var, Harput var. Yani diğer adıyla Elazığ. Bak dikkat. Soruları nasıl soruyorlar biliyor musunuz? Vilayet-i Sitte şehirlerinden biridir değil. Dikkat ettim. Muş'u koyuyorlar genelde seçeneklere. Bir de Trabzon'u çok koyuyorlar. Dikkat edin tamam mı? Yazacağım şimdi. Bu şehirleri muhakkak bilin arkadaşlar. Vilayet-i Sitte bir daha sayıyorum. Erzurum, Van, Diyarbakır, Bitlis, Sivas ve Harput. Diğer adıyla Elazığ, vilayet-i sitte. Burada amaç ne? Doğu Anadolu'da Ermeni devletini kurmak. Bunun yanına baktığımızda sınırların denetimi ve iç güvenlik hariç ordu terhis edilecek. Ordunun terhis edilmesinin yanında ne olacak? Cephane de teslim edilecek. Bu ne demek? Savunma gücümüzün kurulması. Yorumlayacağız arkadaşlar. Maddeleri yorumlayacağız. Bak ordu ne olur? Ordu giderse başsız kalırız değil mi? Kim savunacak bize? Cephane giderse neyle savaşacağız? Ayaklanma yapmak istesek, bu ne demek o zaman? Savunma gücümüzün elinden alması demek. Arkadaşlar bir de uluslararası hukuka uygun olmayacak bir şekilde, eşitlik ilkesine uygun olmayacak şekilde bir madde daha var. Burada diyor ki, İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nde olan esirleri alacak, teslim alacak. Ancak Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri'nde bulunan esirleri alamayacak. Atıyorum İngiliz ve Osmanlı savaşıyor değil mi? Senin elinde bir esir var değil mi? O esiri ne yapacaksın? Mesela sen alabileceksin. Geri İngiltere olarak ama Osmanlı olarak ben alamayacağım. Burada eşitsizlik var. Arkadaşlar bunun yanında ne var? Tüm haberleşme ağları, telsiz, telgraf hatları, ulaşım araçları, ulaşım kimin denetimine girecek? İtilaf devletlerinin denetimine girecek. Bu ne demek? Bu ne demek? Bir yerde isyan çıkarsa hiçbir şekilde bir yerden haber olmaz. Atıyorum Maraş'ta bir isyan çıktı Fransızlara karşı. Sen bir yere telgraf atamıyorsun ki. Ulaşım sağlayamıyorsun. Değil mi? Ne olacaktır? O isyan büyüyemeyecektir. Onu kontrol etmek için bu maddeyi koyuyorlar. İşte baktığımızda kömür yatakları, yeraltı kaynakları, akaryakıtlar, itilaf devletlerinin kontrolünde olacaktır. Şartları oldukça ağır olan bir anlaşmalı. Toros tünelleri yine diyor itilaf devletlerinin denetiminde olacaktır. Maddeleri çok arkadaşlar. Ama bu anlattıklarımız, saydıklarımıza dikkat ediyorsunuz tamam mı? Hadi bakalım yazalım bunları da güzelce. Açık bir açık yani. Evet, maddeler diyoruz. Boğazlar, İtilaf devletlerinin denetimine bırakılacak. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir stratejik noktayı
işgal edebilecek. Hemen yazıyorum yanına. 7. madde. En tehlikeli. Arkadaşlar, 24'ü yazıyorum. Vilayet-i Sirte. Hemen yazıyorum şehirde. Erzurum. Van. Diyarbakır. Bitlis. Sivas. Ve Harput. Harput'un diğer ismi Elazığ. Bir karışıklık çıkarsa, İtfaiye Devletleri burayı işgal edebilecek. Sınırların denetimi ve iç güvenlik araç. Ordu terhis edilecek. Cephane itfaiye devletleri olarak. İtfaiye devletleri esirlerini alabilecek. Maddede özetini yazıyorum arkadaşlar. Tam madde bu şekilde değil ama anlayacağım bir şekilde. İtfaiye devletleri esirlerini alabilecek. Yorumu. Osmanlı alamayacak. Bu yılda ulaşım, haberleşme ve telgraf hatları İtilaf Devletleri'ne denetiminde olacak. Toros tünelleri. İtilaf Devletleri'nin denetiminde olacak. Başka ne diyebiliriz? Kömür, akaryakıt ve akaryakıttan itilaf dedikleri yararlanabilecek. Bu şekilde maddelerimiz var. Hocam, bu kadar kötü madde var. Niye imzalandı? Arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var. Nasıl desek, saygısızlık da yapmak olmaz. Raforla anlaşma konusunda biraz zayıf biri diyebiliriz tarihte aslında. Ve yenildiğimiz savaş olduğu için de. Biraz daha nasıl diyeyim, tamamıyla teslim etmek olmaz. Şimdi arkadaşlar aslında işin detayı çok. Vahdettin diyor ki, bak Padişah Vahdettin şöyle diyor aslında. Yunanistan topraklarımızı işgal etmesin. İşte hilafet ve saltanat korunsun. Bunlara helal getirmesin hiçbir şekilde. Bir sıkıntı olmasın. Biz ateşkes anlaşması imzalayabiliriz. Hatta bazı vilayetlere muhtariyetlik bile, yani özellik bile verebiliriz demiştir Vahdettin. Sen anlaşmayı imzala demiştir. Yani biraz teslimiyetçi bir politika izlenmiş. Kendi koltukları ve saltanatı korunsun diye biraz daha. Maalesef. Nasıl baktı bu kadar ya? Var mı açılmayanlar? Sıkıntılı yok. Arkadaşlar şu 24 olduğunu da yazalım şuraya.
24. madde. En tehlikeli maddeler, tamam. 7 ve 24. Sizin grubunuz var mı WhatsApp'ta? Kurdunuz mu? Evet. Ben var mı yoğurtta? Hayır. Neden? Şaka yapıyorum ya. Arkadaşlar yani bilgi bir şeyler atarım. Hala atıyorum gruplara zaten. Siz de görün. Aa, tıklamıyor mu dediniz değil mi hiç gruplara? Yok, yeni kurduk biz hocam, o yüzden. Siz de yeni kurdunuz, tamam. Bekleriz. Denemeler atarım, bir şeyler atarım, notlar atarım. Tamam, kurunuz. Çekeceğim mi? Yok. Ya fotoğraf da çekiyor mu beyaz? Kitaplar. Kim getirdi kitapları yanında? Olan var mı Beryem, benim hocam? Almadım ya. Almadınız mı? Hocam aldı da dersi halini olduğunu bilmediğiniz için. Hocam yan tarafta var. Dur. Şöyle aklıma geldi. Yan tarafta var kitaplar hocam. Almayan arkadaşlar şimdi alabilir. Kitap alabilir mi hocam? Şu şekilde ya. Bu dersiniz de şimdi. Beryem Bey benim hocam istediniz değil mi? Evet. Ders çekişinden de söyleyebilirsiniz. Şimdi ya bir diğer gruptan atıldı, oradan atarım size. Sayfalar yazılı sayfalarla. Oradan atarım size. Hocam sizin numaranızı alalım, o zaman ekleyelim. Tamam, not et. 520, 163, 32. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Arkadaşlar anlaşmaya tepkilere bakıyoruz. Nasıl tepkiler olmuş? Arkadaşlar Ahmet İzzet Paşa hükümeti kuruldu ya iktidar terapiden sonra. Anlaşmaya gayet makul görmüştür kendisi arkadaşlar. Niye? O dönemde Almanya'yla çok ağır şartlar içeren bir anlaşma yapılıyor. Almanya tamamen teslim oluyor arkadaşlar şeyi. Fransa'ya topraklarını veriyor, işte yıllarca kendini kalkındıramayacak şekilde bir anlaşma yapıyor. Bunun için o şekilde yorumlamış ama bu anlaşma da oldukça ağırdır arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa, evet, Yıldırım Orduları Grup Komutanı ya, o karargahtan çağrılıyor arkadaşlar, Harbiye Nezareti emrine veriliyor Mustafa Kemal Paşa. 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geldiğinde yaveri Cenab-ı Hakk'a soruyor arkadaşlar, ağladığını görüyor. Ve orada şu sözü söylüyor, geldikleri gibi giderler, sözünü söylüyor. Ayrıca başka yorum arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa'nın burada diyor ki, Osmanlı Devleti bu anlaşmayla ne yapmıştır arkadaşlar? Kendi tamamen İtilaf Devletleri'ne teslim etmiştir diyor. Tamam, bu şekilde yorum var. Ondan sonra baktığımızda Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da geçirdiği bu süre boyunca arkadaşı Fethi Bey var. Fethi Bey'in Minber adı verilen bir gazete çıkarıyor, Minber gazetesi. Gazeteler konusunda ayrıca değineceğiz zaten. Bunun yanına baktığımızda arkadaşlar Osmanlı hükümeti de bakıyor ki anlaşmalara tepki var Anadolu'da. Çok ağır şartlar içeriyor diyor. İnsanlarımız tepki vermeye başlıyor, ne yapacaktır? Heyet-i nasihat heyetleri kurulacaktır arkadaşlar. Yani Mondros Ateşkes Anlaşması geçici, işgaller geçici, halk tepki vermesin diye, bir ayaklarının ortaya çıkmasın diye, İtilaf Devleti daha fazla yeri işgal etmesin diye nasihat heyetleri kurulacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım yazalım anlaşmaya tepkiler kısmında. Ahmet İzzet Paşa, anlaşmayı makul görür. Makul görür. Geçtim. 13 Kasım 1918'de Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a gelir. 16 Mayıs 1919 tarihine kadar ne yapacaklar 16 Mayıs arkadaşlar? Aynen, yola çıkacaklar. İstanbul'da kalır. Mustafa Kemal Paşa geldikleri gibi giderler. Gider. Ayrıca Osmanlı hükümeti bu anlaşmayla kendisini
kayıtsız şartsız. Kendisi kayıtsız şartsız İtilaf devletlerine teslim ederler. İtilaf devletlerine teslim eder. Fethi Bey ile beraber Mustafa Kemal Paşa Minber gazetesini çıkar. Gazeteye dikkat. Osmanlı hükümeti nasihat heyetleri heyeti nasihat kurar. Bunları söyleyebiliriz. Yarın soru söyledim mi? Evet. Soru ayarladım size. Çözeceğiz sınıfta beraber cevaplayacağız. Ondan sonra işte işte yetiştirirsek beraber cevaplayacağız. Bakalım neler vermişsin. Notları okuyun ama gelin ben. En çok da sen okuyacaksın herhalde. Okudum hocam. Var mı? Kaynak var değil mi? Var var. Kaynaklarım çok. İyi var. Sizin kaynaklar var mı arkadaşlar? Çalışacak mı? Arkadaşlar ders saati 3 saat yükseldiği için daha rahat işleriz dersler iyi bana. Şimdi kimleri işgal etmiş onlara bakacağız. Bu tabloyu herkesin almasını istiyorum arkadaşlar. Sen de al. Her kitapta kaynakta bulunmuyor çünkü. Soruları çözdünüz mü Instagram'da? Çözdüm hocam. Sen gördüm, sen çözdüğünü hatırlıyorum. Ben hocam çözmedim, esesini aldım. Dedim ki çalışıp öyle yapacağım. Çalıştım dün, bugün de çözdüm. Tamamdır. Ben işaretleme yaptım hocam. Çözdünüz mü? Instagram atmış bir hikaye. Evet, paylaştıklarınızı. Ben çözdüm. Tamam. Yani denk gelirse çözüyorum. Yani bu hafta içi işlediklerimizle ilgili ne yapmaya çalışacağım? Soru bulacağım. Arkadaşlar kim nereye işaret etmiş? Hadi bakalım. Arkadaşlar, İngiltere. Yazalım. İngiltere'nin işgal ettiği yer. Direkt petrole koşmuştur Musul'a. Arkadaşlar bunun yanında Urfa, Antep, Maraş, işte baktığımızda Batum, Samsun, Merzifon, Kars. Buraları İngiltere işgal etmiştir. Fransa nereye işgal etmiş? Bakalım. Geleceğim. Adana, Mersin, Hatay, Dört Yol, Zonguldak, buraları işgal etti. Ancak arkadaşlar, İngiltere ile Fransa arasında bir anlaşma, yapılan bir anlaşma gereği olacaktır. Urfa, Antep, Maraş, 15 Eylül 1919 tarihinde kime verilecektir? Fransa'ya. Urfa, Antep, Maraş. Bu şehirler. Fransa neden Zonguldak'ı işgal etmiştir peki? Tahmin edilen? Kömür yatakları oldu. Aynen, az önce söyledim. Kömür yatakları. Kömür yataklarını işgal etmiş. Arkadaşlar, şimdi İtalya'ya bakıyoruz. Ülkemizdeki böyle yaz için gidilen yerlere, bir solta yerlere, bütün tarihi yerlere almış, yani turistik yerlere almış arkadaşlar. Bakalım nereleri almış.
İşte Antalya. Bodrum. Marmaris. Köyceğiz. Fethiye. Güzel yerler. Güzel yerleri almışlar ama çok ilginç arkadaşlar. Sonra Konya. Konya alakası bir şekilde de Konya alınıyor arkadaşlar. Buraya da dikkat. Bakalım. Birazdan daha detaylı anlatacağım zaten. Yunanistan, İzmir. Manisa. Aydın. Tekirdağ. İşte Akhisar. Turgutlu gibi yerleri de Yunanistan almıştır arkadaşlar. Şimdi Betül mü? Burcu. Burcu kapatabilir misin? Bu kısımda bu şekilde arkadaşlar.